Bu videomuzda İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in hayatını ve eşi Tuncer Akşener ile tanışma hikayesini derledik. 18 Temmuz 1956'da İzmit, Gündoğdu'da Sıddıka Hanım ve Tahir Ömer Bey'in kızı olarak dünyaya gelen Meral Hanım'ın dedeleri 1924'te Yunanistan Makedonya'sındaki Drama'dan göç etmiş Balkan Türklerindendi ve Kocaeli'ye yerleşmişler. Kendisinden önce doğan 3 kardeşi yaşamamış. Meral Akşener'in yaşaması için ailesi 40 gün dua okutmuş. Babası devlet memuru, annesi ev hanımıydı. Annesi toprakta çalıştığı için anneannesi tarafından büyütüldü. Balkan toprağı, Drama'da nice eziyetler yaşamış anneannesi gözlerini kaybetmişti. Ağzı dualı bir kadın olan anneannesinden en çok sabretmeyi öğrendi. Ortaokula kadar ailesinin yanındaydı Meral Hanım. Lise eğitimi için Bursa Kız Öğretmen Lisesi'nin sınavlarını kazanana kadar. Başta özellikle abisi Nihat yatılı okula gitmesine karşı çıktı. Ama Meral kafasına koyduğunu yapan inatçı bir kızdı. Rumelili bir kız olmak bunu gerektirirdi. Meral bu yıllarda Peyami Safa, Ahmet Hamdi Tanpınar romanlarına duyduğu hayranlıkla hikayeler yazmaya başladı. Lise boyunca arkadaşları tarafından ayaklı kütüphane olarak anıldı. Çünkü Türk, Rus ve Batı klasiklerini bir bir tarıyordu. Meral Hanım 1974'te İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih bölümüne başladı. İşte burada yazdığı hikayeler onda bir gün romancı olma isteğini doğurdu. Fakülte yılları boyunca hep kitap yazabilmenin peşinden koştu. Bunu yıllar sonra bir anı şeklinde şöyle dile getirecekti. Yoldan geçenleri izler, onların hayatını kurgulardım. Bir gün elinde filesiyle şişman bir kadının peşine düştüm. Çok yavaş yürüyordu. Vefa Lisesi'nin oraya geldik. Silahlar patladı. Kadın benden hızlı koşuyordu. Bir evin boşluğuna sığındık. Korkudan sarıldı bana. Ailemin kökenini anlatan bir roman yazmak isterdim. Meral Akşener bir kitap yazmadı. Ancak yıllar sonra siyasi kimliğiyle kitaplara konu olacaktı. Sabahattin Önkibar, Asena. Meral Akşener'in Dünü ve Bugünü adını verdiği kitabında ondan bahsedecek Saygı Öztürk de Belgelerle Dünden Bugüne 28 Şubat adlı kitabında Meral Akşener'e de yer verecekti. Meral aileden öğrenmişti siyasetin varlığını ve o daha lise sıralarındayken başlamıştı merakı. Politika konuları ailesinin yemek masası sohbetlerini dahi kapsıyordu. Büyük amcası Hasan Tahsin Argun, İsmet İnönü'nün yakın çevresindendi. Annesinin tarafı ise DP, AP ve DYP teşkilatında çalışıyordu. Abisi de 12 Eylül'den önce Kocaeli Milliyetçi Hareket Partisi il başkanıydı. İşte böyle bir ortamda Meral, gençliğini ülkücü gençler arasında geçirdi. Abisi sayesinde birçok siyasi ismi üniversite zamanlarında tanıdı. Bir zamanlar romanlar yazmak isteyen, ruhu inatçı bir kızdı. Bunlardan vazgeçmedi aslında. Sadece hayat ona başka bir yön sundu. Ve Meral üzerine bir de siyaset ekledi. 1980 yılında evlendiği Tuncer Akşener ile evlilik hikayelerini ise Meral Akşener'in ağzından dinleyelim. Tuncerlerin evle bizimki aynı bahçenin içinde iki evdi. Sene 1974'tü. Evi yerleştirmiştik. Çok yağmur yağıyordu. Ben pencereden dışarı bakıyorum. Bahçeyi su basmış. Bir genç paçalarını sıvamış, çıplak ayakla suyu süpürüyor. Ben bakarken eşim kafasını kaldırdı. İlk defa öyle gördük birbirimizi. İlk görüşte vurulmuşuz. O da ODTÜ'deydi. Hazırlık biri bitirmiş gelmişti. Birbirimize ilanı aşk etmiştik. O bana çok güzel mektuplar, şiirler yazardı. Hala saklarım. Çiçek gönderirdi. Ben ise ona solcuların ne kadar kızdığı eser varsa Safahat'ı, Necip Fazıl'ı gönderirdim. Tuncer sıkı Mao'cuydu. Eylemlere katılırdı. Perinçek'in gazetelerini dağıtırdı. Hızlı solcuydu yani. Arkadaşlığımız siyasi tartışmalarla başladı. Evlenmeden onu sağcı yaptım. Biz okurken nişanlanmayı istedik. İki aile de karşı çıktı. Karşılıklı grevler yaptık.
Tuncer evden kaçtı, izini kaybettirdi. Gittiği yeri kimseye söylemedi. Orası hala meçhuldür. Ben de sofraya küsmüştüm. 15 gün yemek yemedim. Sonuçta benim okul bitmeden nişanlanmama izin vermediler. Eşi Tuncer Akşener'in aşkı için yediği dayağı da aktaran Meral Akşener, Tuncer, ODTÜ Gaziantep kampüsündeydi. Bir grup arkadaşıyla soldan kopunca devrimci arkadaşlarından çok ciddi dayak yedi. Kafasını kırdılar. Tuncer bu olaylar nedeniyle 2 yıl kaybetti. Makine mühendisi olan Tuncer Akşener ile Meral Akşener çiftinin Fatih adını verdikleri bir oğulları bulunmakta. Ailesinin siyasete olan yakınlığı kaçınılmaz son olarak Meral'i de bu fikre yaklaştırmış ve sonuç olarak 1995-1999 Türkiye genel seçimlerinde Doğru Yol Partisi Kocaeli Milletvekili olarak meclise girdi. Daha sonra İçişleri Bakanlığı ve çeşitli danışmanlıklar yapan Meral Akşener, 2017 yılında kendi genel başkanlığını yaptığı İyi Parti'yi kurdu. Kim bilir, belki de Balkan kızını Türkiye'nin ilk kadın cumhurbaşkanı olarak görebiliriz. Arkadaşlar. Bana sana diyen arkadaşımı, şimdi ara vereceğim, buyurun gelin, benim yüzüme karşı söyleyin, hadi bakalım.